Efendim, abartmıyorum. Saat kaç başkanım? Şu an saat kaç? Saat 5. 5. Yani sabah 8'den 5'e kadar aralıksız bir çekim yaptık. Muhteşem bir çekim oldu ama en güzeli de genç bir kardeşimizin ağ olması. Yani bugüne kadar çekmiş olduğum tüm etkinliklerde en kötü ihtimal 50'lerde ağ arkadaşlarımız 40'lardaydı. Nereden aklına geldi? Önce bir tanıyalım seni ağa. Ben Görkem Erginer, Bilal Erginer'in oğluyum. Amasyalıyım. Buraya gelmiştik piknik alanına. Öyle ağa şeyinden dolayı dedik biz de köyümüzün şeyi temsilen ağa olalım dedik. Amcam Hasan Erginer'in ısrarıyla böyle bir şeyde bulunduk. Oyunu daha önceden oynuyor muydun? O ağalık seçildikten sonra güzel bir oyun oynadın. Simsim. Simsim'i ben okuldayken, 8 sınıftayken Simsik halk oyunundaydım. Halk oyununda Amasya yöresel oyunumuz üzerine oynamıştık. Hani şey, Amasya halk oyunları olaraktan ben başındaydım bu oyunun. Çok güzel bir oyun Amasya'yı temsil ederek. Yani seviyorum bu oyunu oynamayı. Öyle. Başkanım, programın sonuna doğru geliyoruz. Evet. Bir yer değişelim mi kardeşim seninle? Şöyle yer değişelim. Programın sonuna doğru geliyoruz. Bir ilki başardın. Aslında ikinci ilk. Belki birçok ilk vardır ama Samsun'la Amasya'yı bir araya getirip Samasya'yı kurmak. Ki kurucu başkan tabii ki başka. Şu an başkanlık olarak devam ettiğin için bunu söylüyorum. İkincisi de yanılmıyorsam ilk kaç yaşındasın? 19. 19 yaşında ilk genç ağalardan biri diyebilirim galiba. Bu nasıl bir duygu? Yani bir genç ağayla paylaş. Evet, genç ağa yabancım da değildir. Amcamın torunudur. Kendisiyle gerçekten hiç beklenmediğimiz bir anda ağa olarak çıktım. O bana çok ayrı bir mutluluk veriyor. Görkem yeğenimi kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah sülalemizdeki ağalığı böylelikle de Görkem devam edecektir. Kendisine başarılar diliyorum. Görkemciğim, ben de tebrik ediyorum seni. Başarıların daim olsun. İnşallah yaşarsak önümüzdeki sene burada olacağım. Belki önümüzdeki sene yine ağa olarak göreceğiz seni ama tahmin ediyorum bazı konularda atılım için sana bir hırs olmuş olabilir mi bu? Nasıl, anlamadım. Nereye yönelik atılım için? Yani daha doğrusu bugün ağa olacağını düşünüyor muydun? Düşünmüyordum. Benim için de çok güzel bir mutluluk oldu. Hani soyadımı da çok taşımakla gurur duyuyorum. Hani ailemiz olaraktan. Hani Burhan amca da çok sevdiğim bir büyüğüm. Hani onunla da çok gurur duyuyorum. Hani bu Samaçlar Derneği benim için çok güzel bir mutluluk, mutluluk verici bir şey köyümüzün şeyi olaraktan. Hani herkese çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Başkanım, sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi ben alabilir miyim bunu? Sayın Ahmet Güngör abim, sabah 6.30'da evimizden kalktık. Sen de çok sağ olasın bu pazar günde istirahatını bırakıp 8.30'da alanımızda oldun. Tabii ki bu piknik işi, dernekçilik çok yorucu bir iş. Evet, yorulduk ama güzel bir mutluluk, akşam mutlu olarak evimize döneceğiz. Buradan bugün bizleri yalnız bırakmayan, başta Ferhat Damar Başkanıma, Ahmet Güngör abime, Sevgin Gümüş Başkanıma, İSTEF Genel Başkanı Fatih Aslan ve yönetimine, tüm İSTEF ailesine bu arada teşekkür ediyorum. Samasler ailesine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir piknik oldu. Bu arada sponsorlarımız Sayın Sezgin Gümüş'e, Sayın Aydın Uysal'a, Sayın Hasan Erginer'e, Sayın Mehmet Doğan'a, Sayın Melih Yurtav'a, Sayın Mustafa Yıldız'a, ayrı ayrı hepsine, unuttuklarımız varsa Erol Türkoğlu'na, ayrı ayrı hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu yeri tahsis eden başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na, bizleri buraya taşımasından vesile olan Esenyurt Belediyesi'ne, Beyoğlu Belediyesi'ne, Sancaktepe Belediyesi'ne, Kağıthane Belediye Başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızda olmuşlardır. Gerçekten akşam oldu. Hep beraber mutlu bir şekilde buradan ayrılacağız. Bu programda bana çok büyük destek veren başta Onursal Başkanım ve yönetim kuruluna çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bir de buradan şunu belirtmek istiyorum.
vaktinizi alıyorum. 5 dönemdir yapmış olduğum bir dernek başkanlığını inşallah 2024 yılında genç bir kardeşimle bırakarak artık dernek hayatımı noktalamak istiyorum. Onlara bir abilik yapmak istiyorum. Bu işi gençlerin yapması gerektiğini düşünüyorum. Başkanınla bu röportajı yapmıştık. O senin dediğin gibi olmuyor demiştim. Sadece o senin dediğin gibi olmuyor. İnşallah seneye de görüşürüz. Arkamızda eğlence devam ediyor. Sevgili Ayşegül Hanım sahne alıyor ama gerçekten mükemmel bir oyun var. Görüntülemeye çalıştık ama artık gerçekten yoruldum. Ve program hatta ben şurada izleyenlere şunu söylemek istiyorum. İnanın gidilecek çok masa vardı. Sabahtan beri ara vermedik çünkü hızlı bir sirkülasyon oldu. O yüzden hakkınızı helal edin. Önümüzdeki sene Allah nasip eder yaşarsak söz sizlere geleceğim. Ben bir de Ferhat kardeşime teşekkür edeceğim ama sanırım sahne de bir duraklama oldu. Ezan arası verildi. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın. Bundan sonra Eybercan, sen, ben bu şeyimizi devam edeceğiz sosyal medya üzerinden. Ben sizi gönderiyorum. Sevgili kardeşimi de alacağım. Bir teşekkür etmek zorundayım çünkü. Tamam.